Cennete hangi kapıdan girmek istersiniz? Gerçek manada imanın tadını tadabilmek, inandığımız değerlere sıkı sıkıya bağlılıkla doğru orantılıdır. Bir insanın eğer bir şeyde emeği varsa, ona ciddi olarak sahip çıkar. Aksi durumlarda hep dışarıdan bakar ve anlamadığı gibi eleştirmesi de çok kolay olacaktır. İslam'ı tanımadan, yaşamadan, hayata hayat yapmadan, sathi olarak eleştirmek gibi. İslam'ı bizim gibi sathi sığ anlayıp yaşayan insanlardan değil de, keşke Kur'an ve Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam hayatından öğrenebilsek. İnandığımız değerler, insanlığa ne tür bir katma değeri olmuş, işin kaynağından öğrenebilsek. İnsanımızı acaba Kur'an'a ve onun Resulüne çekebilir miyiz? Yeniden ana kaynaklarımız bizim gerçek ölçülerimiz olur mu? İslam'ı yaşayan gerçek rehberlerin rehberliğine müracaat edebilir miyiz? Gibi soruları kendimize sorduktan sonra, İslam'ı yaşayınca ne tür mükafat vaat ediyor Rabbimiz? Onun kitabından takip edelim. Zümer suresinin 73. ayetinde mealen, Rablerinden korunanlar da bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya varıp da cennetin kapıları açıldığında bekçileri onlara, selam size, ne hoşsunuz, ebedi kalmak üzere buraya girin derler. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Buhari'de geçen bir hadiste, cennette 8 kapı vardır. Onlardan bir kapıya reyyan denir. Ondan sadece oruçlular girer buyurmuştur. Ayrıca Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen bir rivayette, Resul aleyhissalatü vesselam, kim Allah yolunda herhangi bir şeyden çifter çifter infak ederse, cennet kapılarından, ey Allah'ın kulu, bu pek büyük bir hayırdır diye seslenilir. Kim de namaz ehlinden ise namaz kapısından, kim cihat ehlinden ise cihat kapısından, kim sadaka ehlinden ise sadaka kapısından, kim oruç ehlinden ise reyyan kapısından çağrılır. Ebu Bekir bunu duyunca, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu kapılardan çağrılanlara hiçbir zaruret yok ya. Acaba bir kişi bu kapıların hepsinden çağrılacak mı dedi. Resulü aleyhissalatü vesselam, evet, senin onlardan olmanı umuyorum buyurdular. Yine Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslüm'le geçen bir hadis-i şerifte, şöyle buyurmuşlardır. Sizden kim abdest alır, ağzalarını güzelce yıkar, sonra eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür derse ona cennetin 8 kapısı da açılır. İstediğinden girer buyuruyorlar. Cennetlikler cennete girdikten sonra cennette kapılar devamlı açık olacaktır. Kapıların açık olması davranışlarında ve gidiş gelişlerinde onlara verilen hürriyetin derecesini gösterir. Kapılar açık olduğu için melekler her an onlara hediyeler getirirler ve kapılardan istedikleri zaman girip çıkabilirler. Sevgili dostlarım, görüldüğü gibi cenneti kazanmak kolay. Yeter ki onun Celle Celaluhu rızası istikametinde bir hayat sürmek için gayret sarf edelim. Bu dünyada bir misafir olduğumuzu unutmadan, misafirhane sahibinin emir ve yasaklarına uymasını bilelim. Dünyadaki mutluluklarımız mecazi, asıl mutluluk ahirette olacaktır. Ne mutlu ebedi mutluluğu kazanmak için gayret sarf edenlere.